Olur, ...ben hepsini arkadaşlar. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli... ...Kemalpaşa Orman Yangını... ...İlk Müdahale Merkezi... ...ve Manisa Dağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde... ...incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Bakan Pakdemirli... ...şunları söyledi. Bütün yangın kuleleriyle görüştük... ...bayramlarını kutladık. Orman Genel Müdürlüğümüz iyi bir teşkilat... ...kurumsal bir teşkilat... ...varlığı 150 yıla dayanan bir teşkilat. Tabii ki orman varlığımız çok önemli... Son 15 yılda orman varlığımız yüzde 30 civarında arttı ve 2023 için bu iş e, önemli hedeflerimiz var biliyorsunuz. 7 milyar fidanla inşallah ülkemizi buluşturmuş olacağız. O yüzden her bir ağacın çok çok önemi var bizler için. Orman teşkilatımıza şükürler olsun zaten dünyada bu konuda birinci ama 15 dakika müdahale olan yangın süresinde son günlerde iftarla izliyorum ki 10 dakika civarına indirmiş durumdalar. İnşallah Tabii yangın sezonu biliyorsunuz henüz kapanmadı. İnşallah büyük yangınlarla karşılaşmayız. Bunların çoğu e, ihmal ve, ve kaza sonucunda oluşuyor. İnşallah e, bu konuda milletimiz de vatandaşlarımız da çok daha dikkatli olacak şekilde e, yangın çıkmamasına azami ihtimam gösterecek şekilde davranırlar diye düşünüyorum. Ben bu vesileyle tekrar başta orman teşkilatımızın ama tüm vatandaşlarımızın da Bayramını tekrar kutluyorum. İyi bayramlar olsun, hayırlı bayramlar olsun diliyorum. Soru alacak mıyız? Bir soru alalım. önce yangın yönetim aracını da aldınız. Evet. evet. Yani, Dronelardan bahsettiniz. Öyle bir hazırlık mı var, öyle bir çalışma mı var? Orman, hmm. yandım, yandım, yandım. Şimdi her konuda olduğu gibi bakanlığımız Tarım Orman Bakanlığı. Ama artık teknolojiyle her şey iç içe olmak zorunda. Biz teknolojinin içinde olmamız gerekiyor. O yüzden her konuda teknolojiyi azami şekilde nasıl kullanacaksak, bunu kullanmamız lazım. Teknolojiyi kullanmamızdaki ana şart ne? İşimizi daha kolaylaştırıyorsa, daha rahatlaştırıyorsa ve daha çabuk yapmamızı sağlıyorsa her konuda biz teknolojiyi sonuna kadar deneyeceğiz, kullanacağız. O Orman tarafında da inşallah bu tarz projelerimiz olacak.